Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki bir ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş durumda. Daha fazla bilgi için A Haber ekibinden Huzeyfe Özdemir'e kulak vereceğiz. Telefon hattımızın diğer ucunda, detaylar için sözü Huzeyfe'ye bırakalım. Hak'tan öncelikle şunu söyleyelim. Fırtına beraberinde iki ayrı bölgeden yangın haberi getirdi. Şu anda Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dağ Yenice mahallesindeki ormanlık bölgede, fidan dikim alanında bir yangın hala devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınmış olduğunu söyleyelim Dağ Yenice'deki yangının, ama asıl önemli yangın Osman Gazi ilçesi Güney Budaklar Köyü. Yani tam Uludağ'ın arkasındaki bölge, merkez bir ilçeye bağlı ancak merkezden çok uzak bir mahalle diyebiliriz burası için. Güney Budaklar ve Soğukpınar köyleri arasında bulunan ormanlık bir alandaki yangın şu an halen devam ediyor. Peki o yangına nasıl müdahale ediliyor ve alanı ne? İki itfaiye ve bir greyder şu anda müdahalesini sürdürüyor. Yaklaşık 30 itfaiye personeli var ve 4 arazözde bölgede müdahalelerini sürdürüyor. İkinci gelen yangın haberi, yani bahsettiğimiz Güney Budaklar Köyü'ndeki yangında ise şu anda 10 dönümlük orman arazisi tehdit altında ve buradaki yangının halen devam ettiğini, kontrol altına alınamadığını belirtelim. Dağ Yenice'deki yangın, özellikle ilk gelen yangın haberimiz oydu ama oraya ekipler hem şehir merkezine yakınlığı olduğu için anında müdahale ettiler ve şu anda oradaki yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda, ancak Güney Budaklar Köyü civarındaki yangın halen devam ediyor ve büyük ihtimalle havadan müdahale de yapılacaktır. Çünkü şunu belirtelim, Bursa'da özellikle bugün çok şiddetli bir fırtına var. Hem kum fırtınası var hem de rüzgar çok şiddetli. Şehir merkezinde de etkisini gösteriyordu ancak Güney Budaklar Köyü'ndeki yangının büyümesinin en büyük nedenlerinden biri yüksek ihtimalle fırtına ve o bölgede de şu anda yer yer poyraz olduğunu, yer yerde fırtına olduğunu biz oradaki yerel bilgilerden, yerel kaynaklarımızdan aldık. Bizler de şu anda bölgeye doğru gidiyoruz ve yangın hala kontrol altına alınamadı diyelim, sözü sana bırakalım.